Kevser suyu içirilmiş olanlar kimler? Cennette Saki Kevser suyunun sakisi kimdi? Hazreti Ali Şah-ı Merdan. Eyvallah. İşte o kanaldan gelip o kanal üzerinden bedenlenen ve enerjileri yüksek olup topluma liderlik yapacak olan, yani erenlik boyutunda topluma liderlik yapacak olan insanlar bunlar. Yani bunların günümüzdeki karşılıkları merak ediliyorsa, evet. Pirler, dedeler, dervişler, özellikle keramet boyutunda, şifa boyutunda yetki ve etkileri ortaya çıkmış olanlar. Ama en çok tarikatlar içinde dedelerimiz bu Kevser suyu içmiş ruhlardandır. Yani seyitler. Tabii seyitler, şerifler. İçirilmiş. Evet. Ama hocam şu soru akla gelebilir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da biz İbrahim'i imtihan ettik. İbrahim imtihanı geçti. Biz dedik ki ey İbrahim, seni bütün insanlara önder yapacağım. İbrahim dedi ki ya Rab, soyumdan gelenleri de önder yap. Hı hı. Allah buyurdu, benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Şimdi dediğiniz, eyvallah, Kevser suyu içirilmişler var ama bunun içerisinde Allah'ın buyurduğu zalimler de olacaklardır diyor. Doğrudur. Şimdi müdahaleyi her türlü şekilde düşünmeniz lazım, Azazil'in müdahalesini. Yani bir kişi bir soydan doğduğu zaman o soydan tamamen hayırlı bir şeyin çıkacağını ümit etmeyin. Yani var değil mi? Tabii. Tabii. Hazreti Peygamber'in amcasıdır. Ebu Cehil, evet, adlandırmasıyla adlandırılan kişi. İşte Nuh Peygamber'in oğlu. Tabii, evlat, İbrahim tabii. Peygamber'in babası. Tabii. Burada o ailenin içinden gelecektir. Evet. Tevrat'a bakarsanız Tevrat başından sonuna kadar bir ailenin hikayesidir zaten. Ama Tora, töre. Evet, evet. Ama o aileden o nur çok az belirli kişilere atlayacaktır ve onun etrafındakilere atlayacaktır. Bunun Alevilik içindeki anlamına bakarsak Ehl-i Beyt soyundandır. Evet. Ama işleyi Ehl-i Beyt soyundan mıdır? Yapıp ettikleri Ehl-i Beyt soyundan mıdır? Hak, hakikat konusunda, edep, erken, ahlak konusunda, insanlığa kattığı değerler konusunda bu soyuna yakışır davranışta mıdır? İşte o onun Kevser suyu içip içmediğini gösterir. O zaman belli olur. Evet. Gelenekte dede ailesinden gelen bir kişi dede olup olmayacağı çocukluğundan belliydi. Ne derler? Asilzade yürüyüşünden bellidir. Yani yaşı büyük olsun, ortanca olsun, küçük olsun, kimse oraya o posta oturma İsteği bile görmezdi onu gördüğü zaman. Niye tartışmalar olmazdı bu konuda? Çünkü günümüzdeki bireyselleşme değerleri o zamanlar bu kadar fazla değildi. Tamam, dedelerimizin maddi olarak sıkıntıları var. Özellikle namuslu olanlarını, özellikle bu yoldan para kazanmak istemeyenlerini, hak, hakikat konusunda sağlam durmaya çalışanların, ahlaklı durmaya çalışanlarının bir sürü maddi veyahut da ruhsal olarak baskı altında oldukları için ruhsal sıkıntıları da var. Ama bir de bunun dedelik kisvesinde kullanılan tarafı da var. Yani öyle saf talipler var ki ocağına kurban olayım, o soydan geldi diyerekten herkese aynı saygıyı, aynı sevgiyi gösterebiliyor. Ama bu zalimse karşıdaki... Ama koyun postunda kurt da var. Evet. Yapıp o insanların parasını veya başka şeylerini kullanmaya çalışan insanlar da olabiliyor. İşte bu da aslında Alevilerin haksız yere eleştirilmesine de sebebiyet verebiliyor bazı zamanlarda. Yani gerçekten o topluma liderlik edemeyecek, gerçekten o toplumda bir hak ve hakikate karşı bir şeyi açamayacak ama menfaatinin peşinde olan insanların bunları yapması onların dışındaki insanların tarafından eleştirilmesine de sebebiyet verebiliyor. Bu da yolu aslında savunulamaz bir konuma getiriyor. Ya bunu mu savunuyorsun? Dönüştürüyor. Yani ama yol böyle değil ki. Bir yerde yol için can veren, baş veren,
bu yolun değerleri, ilkeleri için gerekirse dar ağaca yürüyen ve o süreyi sürenler var. Diğer tarafta dedeliği kullananlar var. Evet. İşte bunlar... Ama Kevser suyu içirilmiş ilk saydığımız. Evet, kesinlikle. Zaten onlar bu işi isteseler de yapamazlar, isteyemezler zaten. Çünkü onların o enerji bütünlükleri, enerji yoğunlukları o kadar büyük ki. Yani tok bir adamı sofraya oturtturduğun zaman kaç lokma yedirebilirsin? Yani. İşte bu Kevser suyu içirmiş olanlar da senin benim vereceğim sofraya toklar. Tok ağırlaması zordur. Dünya kokusu yok onlarda. Eyvallah. İşte onları bulup onlarla yolu yeniden okumak, yeniden anlamak ve eski hali geleneğiyle birlikte yeniden sürmek gerekir. Aslında yol sürülüyor da herkes meydanda sürülmesini isteniyor. Görünür olsun istiyor, aşikar olsun istiyor. Allah'ın ve bu sistemin bir saniye boş günü yok. Sistem aslında tıkır tıkır işliyor. Yani biz ne deriz deyişlerimizde? Alçakta, yüksekte yatan erenler. Yetişin imdat aldı dert beni. Başım alıp hangi nereye gideyim, gittiğim yerde buldu bir dert beni. Bakın Aleviler kadar insanlık tarihinde zulüm görmüş bir kavim yoktur. Dolayısıyla insanlığın varoluşundan bu zamana gelen erenler ve o erenlerle bağlı olan soy grupları ve o erenlerin soyuna tabi olanların grupları genelde hep ruh olarak birbirlerinin benzerleridir. Ve bunlar bu toplumların en acı çekmiş, en zulüm görmüş, en çok katledilmiş toplumlarıdır. Bir o kadar da bunların hiçbirine şiddetle karşılık vermeyen de toplumdur. Elimizi açmış bekliyoruz biraz imana gelmelerini, biraz anlamalarını. Ve bunun kaybolması... İnsanlığın özünün ana cevherinin kaybolmasıdır. Kaybolmayacak. Bu yol incelir, üzülmez. Yani bu yol kaybolmuş gibi gözükür ama kopmaz, dağılmaz. Çünkü az önce saydığınız... Başka bir bağla, başka yerlere bağlı. Az önce saydığınız eren kimlerdir diye evet. O değerleri halkımız şöyle bir düşünebilir, soru sorabilir. Tamam da hoca çok güzel konuşuyor ama nerede bu erenler? Var mı günümüzde diye soru bu akla gelebilir. Var mı günümüzde? Olmaz olur mu? Her tarafta olur. O zaman nerede diye soruluyor. Evet. Herkes kendinde bakacak bu işe. Ben bu işin neresindeyim? Çünkü yaratılışın özüne dönme kapasitesi herkeste var. Ahlakta, iyilikte, ilimde, özverili ve bir çaba içinde mi? Eşiyle muhabbeti, çağısı çoluğuyla olan muhabbeti, iş yerindeki muhabbeti ve ortama kattığı, iş yerinde çalıştığı yerde hile yapıyor mu, hile katıyor mu? İnsani ve ahlaki değerleri uyguluyor mu? Bir buradan baksın, kendisinin erenlikte nerede olduğunu anlasın. Erenlerden suda yürümesini, ateşi gökten taş yağdırmasını beklemesinler. Yani keramet, erenlerin özelliğidir. Ama önce keramete layık varlıklar haline gelmek gerekir. Erenler hayatımızın her alanında vardır. İnsanlara buradan kısa basit bir tavsiyede bulunabiliriz. Ahlaki ilkelerde sabit ve sadık olanlar erenleşme yolunun neferleridir. Hırsızdan, zinakardan, katilden veya katillik yapandan, bu katilliği sadece birini öldürmek olarak söylemeyelim. Bir insanın yaşama umudunu ortadan kaldırmak da bir katillik. Haksızlık yapandan, başkasının rızalığını gözetmeden, sadece kendisini düşünenden eren olmaz. Daha alt düzeylerde tekamülün içindedir. Üstet değildir. Evet. Ama bunları tamamlayan kişi artık erenleşmenin namzetidir, adayıdır. Ve kendinde arayacak.